Herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi videosuyla tekrardan karşınızdayım. Dün Şampiyonlar Ligi'nde iki maç vardı. Tek maçta Paris Saint-Germain Barcelona'yı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Özellikle Paris Saint-Germain'in kazanması da beni çok mutlu etti. Dünkü videomuzda Paris Saint-Germain galibiyetini kaybetmesini tek maçta önermiştik. Keşke Aubameyang da o penaltıyı atsaydı. Benfica maçı da tam tahmin ettiğin gibi 1-1 ve berabere bitecekti ama penaltıyı kaçırdı ve 1-0 bitti. Şimdi artık dünü dünde bırakıyoruz ve bugüne bakacağız. Bugün Real Madrid-Napoli ve Bayern Münih-Arsenal maçları var. Real Madrid-Napoli maçında özellikle karşılıklı gol var bekliyorum. Real Madrid çünkü bu sezon savunmada problemler yaşıyor. Osasuna maçında hatırlarsanız 3.5 gol üstünü önerirken savunmaya dem vurmuştum ki ilk yarı 1-1 bitti. Maç 1-1'e geldi. Daha sonra Real Madrid kilidi ikinci yarı açıp 3-1 kazanmıştı. Şimdi Napoli'yi ben İstanbul'da canlı izleme şansı da buldum. Beşiktaş-Napoli maçında. Gerçekten hücuma çok hızlı çıkabilen bir takım. Milik sakatlığını atlattı ama 11'de başlamayacak diye ben tahmin ediyorum. Fakat yine de yani Mertens, Galeon, Marek Hamsik, Insigne çok önemli isimleri var Napoli'nin. Real Madrid'den çok fazla bahsetmeye gerek yok. Bernabeu'da zaten gol ve goller bulurlar. Onlar zaten kalitesi ve gücü ortada. Hele ki dün Barcelona'nın bir de almış olduğu mağlubiyetten sonra güzel bir maç olacaktır. Real Madrid cephesi dün çok dalga geçti Barcelona ile. Güzel bir maç olacak bence. Golleri kuponları önereceğim. 2.5 gol üstü karşılıklı gol varı kuponları önereceğim. Bayern Münih Arsenal maçında ise beklentim ilk yarı beraberliği. Ancelotti, yani ben Bayern Münih'in maçlarını seyrederken artık çok fazla keyif almıyorum. Çünkü çok fazla savunma ağırlıklı oynatıyor Bayern Münih ve maçları 1-0, 1-1, 2-0 biten maçları çoğunlukta yani 11'de 10 ama çok sıkıcı maçları oynuyorlar. İki ayaklı bir maç. Arsenal'de son 6 sezondur hep son 16 turunda eleniyor. Çünkü hep böyle güçlü rakiplerle eşleştiği birkaç kez Barcelona'yı çektiler. Ki bu dönemde eşleşmek isterlerdi Barcelona'yla ama bu sefer de Bayern Münih çıktı. Barcelona Paris Saint-Germain'e çıktı. Zor bir maç olacak. Kolay bir maç olmayacak. Kolay bir eşleşme değil gerçekten bu. Yani oranların gösterdiği kadar Bayern Münih'in ben favori olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki iç sahada kendi evlerinde o baskıyla bir adım öndeler ama oran riski için söylüyorum ben. Oran riski için ilk yarı beraberliği değerlendirilebilir. Maç sonu içinde tek farklı belki Bayern Münih galibiyeti kuponlar düşünülebilir. İki maçla ilgili beklentilerim bunlar. Şampiyonlar Ligi'nde artık serüven başladı. Yarın ise UEFA Avrupa Ligi'nde güzel maçlar var ki iki tane tek maç var. Bunları da konuşacağız. Bugünlük videomuzda Şampiyonlar Ligi'ni konuştum. Tabii ki detaylı bilgiler, kuponlar her zaman olduğu gibi editör yorumlarını sizleri bekliyor. Son tercih sizin, kuponlarınızda bol şans diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.